Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Mete Han, Asya'yı birleştiren efsanevi hükümdar. Milattan önce 234 yılında doğan Mete Han, Türk tarihinin en önemli ve efsanevi liderlerinden biridir. Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu olan Mete Han, babasının ölümünden sonra milattan önce 209 yılında tahta geçmiştir. Hükümdarlığı boyunca yaptığı reformlar ve fetihlerle Hun İmparatorluğu'nu Asya'nın en güçlü devleti haline getirmiştir. Mete Han'ın en önemli başarılarından biri, Hun boylarını birleştirerek güçlü bir devlet kurmasıdır. Tahta geçtiğinde Hunlar, birbirleriyle sürekli savaşan dağınık boylardan oluşuyordu. Mete Han, bu boyları bir araya getirmek için yeni bir yasa sistemi ve askeri düzen kurdu. Ayrıca boylar arasındaki birliği sağlamak için ok atma töreni gibi gelenekler başlattı. Mete Han'ın bir diğer önemli başarısı ise Çin'e karşı kazandığı zaferlerdir. Milattan önce 200 yılında Çinliler Hunları zayıflatmak için Mete Han'ı öldürmeye çalıştılar. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve Mete Han Çin'e karşı büyük bir sefer düzenledi. Bu sefer sonucunda Çinliler Hunlara haraç vermeye ve sınırlarını korumak için duvar örmeye mecbur kaldılar. Mete Han'ın reformları ve fetihleri Hun İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş ve Asya'nın en güçlü devleti haline gelmesini sağlamıştır. Hun İmparatorluğu Mete Han'ın ölümünden sonra da uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Mete Han'ın en önemli başarıları şunlardır. Hun boylarını birleştirerek güçlü bir devlet kurdu. Çin'e karşı büyük zaferler kazandı. Hun İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. Asya'nın en güçlü devleti haline geldi. Mete Han'ın liderlik vasıfları ve yaptığı reformlar onu Türk tarihinin en önemli ve efsanevi liderlerinden biri yapmıştır. Mete Han, Türk milletinin birlik ve beraberlik sembolü olarak kabul edilmektedir. Mete Han hakkında ilginç bilgiler. Mete Han'ın ok atma töreninde attığı okun ucu Çin'in başkenti Pekin'e kadar ulaşmıştır. Mete Han, Türkçenin yanı sıra Çince ve Moğolca da biliyordu. Mete Han'ın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu'nun başına oğlu Lao Shang geçmiştir. Mete Han'ın mirası. Mete Han'ın mirası sadece Hun İmparatorluğu ile sınırlı değildir. Mete Han'ın yaptığı reformlar ve fetihleri Türk milletinin tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mete Han, Türk milletinin birlik ve beraberlik sembolü olarak kabul edilmektedir. Mete Han'ın anısına. Mete Han'ın anısına Türkiye'nin birçok yerinde anıtlar ve heykeller bulunmaktadır. Ayrıca Mete Han'ın hayatını anlatan birçok kitap ve film de yapılmıştır. Mete Han'ın hayatı ve başarıları, erken yılları. Mete Han, milattan önce 234 yılında Moğolistan'da doğdu. Babası Teoman, Hun İmparatorluğu'nun kurucusuydu. Mete Han'ın annesi ise Moğol bir prenses olan Hatun'du. Mete Han, küçük yaşta babasını kaybetti ve amcası tarafından büyütüldü, tahta çıkışı. Milattan önce 209 yılında amcasının ölümü üzerine Mete Han, Hun İmparatorluğu'nun başına geçti. Tahta çıktığında Hunlar, birbirleriyle savaşan dağınık boylardan oluşuyordu. Mete Han, bu boyları birleştirmek için yeni bir yasa sistemi ve askeri düzen kurdu. Ayrıca boylar arasındaki birliği sağlamak için ok atma töreni gibi gelenekler başlattı. Askeri reformlar. Mete Han, Hun ordusunu yeniden düzenledi ve ondalık sistem adını verdiği yeni bir askeri sistem kurdu. Bu sistemde ordu onluk, yüzlük, binlik ve tümenlere ayrıldı. Her birliğin kendi komutanı vardı. Bu sayede ordu daha disiplinli ve organize hale geldi. Fetihler. Mete Han güçlü bir ordu kurduktan sonra fetihlere başladı. İlk olarak kuzeydeki Dongu boylarını yenerek Hun İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. Daha sonra batıdaki Usun ve Yüeçileri de yenerek imparatorluğun sınırlarını bu bölgelere kadar genişletti. Çin'e karşı zaferler. Mete Han'ın en önemli başarılarından biri Çin'e karşı kazandığı zaferlerdir.
Milattan önce 200 yılında Çinliler Hunları zayıflatmak için Mete Han'ı öldürmeye çalıştılar. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve Mete Han Çin'e karşı büyük bir sefer düzenledi. Bu sefer sonucunda Çinliler Hunlara haraç vermeye ve sınırlarını korumak için duvar örmeye mecbur kaldılar. Mete Han'ın ölümü. Mete Han, milattan önce 174 yılında öldü. Ölümünden sonra Hun İmparatorluğu'nun başına oğlu Lao Shang geçmiştir. Mete Han'ın mirası. Mete Han'ın mirası sadece Hun İmparatorluğu ile sınırlı değildir. Mete Han'ın yaptığı reformlar ve fetihleri Türk milletinin tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mete Han, Türk milletinin birlik ve beraberlik sembolü olarak kabul edilmektedir. Mete Han'ın başarılarının önemi. Mete Han'ın başarıları Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Mete Han'ın yaptığı reformlar ve fetihleri Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlamış ve Asya'da güçlü bir devlet kurulmasını sağlamıştır. Mete Han'ın başarıları Türk milletinin tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mete Han'ın etkisi. Mete Han'ın etkisi sadece Türk tarihiyle sınırlı değildir. Mete Han, Asya'nın en güçlü liderlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mete Han'ın liderlik vasıfları ve yaptığı reformlar birçok devlet tarafından örnek alınmıştır sonuç olarak. Mete Han, Türk tarihinin en önemli ve efsanevi liderlerinden biridir. Yaptığı reformlar ve fetihlerle Hun İmparatorluğunu Asya'nın en güçlü devleti haline getirmiştir. Mete Han'ın başarılarının sonuçları, Türk milletinin tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mete Han, Türk milletinin birlik ve beraberlik sembolü olarak kabul edilmektedir. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.